Evet, çok güzel. Şu nasıl? Bak, Thunderbird. Hangisi? Yaz oğlum. Ya, ya bu işten hiç anlamıyorsun. Bir de gelip sürekli eşekleri buluyorsun ya. Doğru söylüyorsun. Bak, dördüncü koşu. Asim Kız, Banko. Beşinci koşu, Melek Sultan. Kesin, Banko. Hacım. Ha. Şu yeni ofis görevlisi çocuk. Bayağı çalışkan bir şey ha. Hangisi ya? Ya yeni çocuk yok mu be? Oradan oraya koşturuyor, durmuyor. Neydi lan bunun adı? Dosyaları açıp kapatan evet, çocuk evet. Mu? Adı neydi bunun? Neydi onun adı? Garip bir adı vardı ya. Ya hatırla. Çocuğa ayıp olacak. İki kuruşluk maaşıyla bize tost most ısmarladı, bir şey hakikaten yaptı. Hakikaten enayi herif ya. Şeydi, neydi? Metin. Yok. Bedrettin. Yok, Tintin. Selam, ben de Redkit. Ne diyorsun ya? Merhaba Selçuk abi. Nasılsın Ali Kemal abi? Aa, hoş geldin. Nasılsın? İyidir dostum, iyidir. İyidir vallahi, ne olsun işte, alışmaya çalışıyoruz. Ha. Yani burada sizlerle çalışmak o kadar büyük keyif veriyor ki değil bana. Mi, değil İnanın mi? Başka bir yerde olsam benim adım bile hatırlamazlardı. Öyle şirketler var vallahi. Sığır dolu etraf, sen de haklısın. Aynen öyle, bak çok haklısın. Bak ne diyeceğim sana ya? Buyur abi. Şey, lazım ha. Olur bana, senin şu cebini alayım ya. Tabii ki abicim, vereyim hemen sana. Tabii. 0535. Dur önce bir ismini rehberden şey yapalım. Ha, tamam abiciğim, olur. İsmini diyorum. İsmini şey yapsın. İsim. Neyse. Pili bitiyor, sonra kaydederim ben canım. Evet. Olur abiciğim, nasıl istersen. Tamam. Kardeşim, sana bir şey soracağım. senin böyle bir ne bileyim göbek adın, bir lakabın falan var mı? Göbek adı mı? Yok abicim ya, benim isim bana yetiyor valla. Hay Allah! Allah! Ya, ne yapıyorsun? Abi, ne yapayım? Ya, abi, Allah! Çıkar. Üstüne kahve tamam, lekesi olmuş abi. Tamam, önemli değil abicim. Ben sen hallederim evden. Sen git üstünü düzelt. Yok abi. Sen içeride abi, git yıka, kahve lekesi sana çıkmaz diyorum ya. Müdürün söylüyor. Sen git tuvalete, tamam, temizle üstüne diyorsun, gel ya. Olsun. Tamam. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? Bilerek mi döktün? Tabii lan. O ne? Sabaha kadar buzdurağı mı çekeceğiz? Herifin adı neymiş? Oğlum herif içeride öyle... Ya dur bir dakika, gel. Bak buldum. Fotoğrafına bak herif. Şuna Allah'ın... Lan, Allah bu yumurta gibi çocuk lan. Hay Allah Mustafa, ya. Mustafa. Eyvah. Pardon abicim, siz ne yapıyorsunuz burada? Abi telefon çalıyor. Titreşime gelmişti, ona bakmaya çalışıyordum. Şimdi... Ali Kemal abicim, benim telefonum cebimde. Ya. Siz benim cebimi karıştırıyordunuz. Abi şimdi senin müdürün, senin ceketi niye karıştırsın ya? Yok kardeşim, Mustafa. Yok olur mu öyle şey ya? Ben yok, açıklayacağım, tamam. Ya biz şimdi aramıza böyle yeni arkadaşlar katıldığı zaman ne bileyim, ona bazı şakalar yapıyoruz. Sonra dedik ki, ulan Mustafa'ya niye yapmıyoruz bu şakayı? Tabii lan, niye bu çocuğun nesi eksik ya, değil mi? Ha. Yakışıklı oğlan. Mustafa mı? Ha. Benim adım Mustafa değil ki. O niye lan? Adım mı niye Mustafa değil? Evet. Nüfus kağıdında öyle yazıyor. Tabii lan. Çünkü o yeğenimin nüfus kağıdı. Kredi kartı için fotokopi lazımdı. Sabah evden çıkarken aldım yanıma, şirkette çektirip eve götürürüm diye. Ama siz burada benim cebimi karıştırıyorsunuz. Yok, cep karıştırmak yok. Abicim çok ayıp ettiniz. Bırakın şunu. Yazıklar olsun ya. Çok teşekkür ederim. Yakışıyor size. Çok iyi müdürlersiniz. Gel öler, acık da yapma. Selçuk. Hı. Bu genç arkadaşlara bu kadar yüklenmeyelim ya. Yazık oluyor. Bak. Evet ya, doğru söylüyorsun. Ayıp oldu çocuğa da. Hayrettin miydi? Yok, hayrettin olur mu ya? Rüknettin. Ya daha basit bir şey ya. Şey. Neydi? Çetin. Çetin ya. Çetin. Of ya. Hoppa. Türk kahvesi içeriz değil mi? Bunda bunlar canım kapında. Hacım. Ha. Bu kadın devamlı Funda Hanım'ın yanında. Emin ol, bunlar birbirini kurcalıyor. O ne demek lan? Neyse, boşver. Bana bak, acıktım ben ya. Oğlum sen mi ben mi? Sen mi ben mi ne demek ya? Bir şey söyleyelim bak. Tamam, çift kaşarlı söyleyeyim mi sucuklu? Aynen, söyle Moruk. Mustafa! Oğlum Mustafa! Boş ver, rahat ol ya. Bu ne be? İnsan ölüsü gibi. Oha! Oha! Selçukçum, bana yardım edebilir misin? Yok be hayatım, ben ellemeyeyim hiç. Şimdi ben bilgisayardan anlamıyorum ya. Kesin bir arıza olur, bir şey olur. Bir de ben geceleri çıplak yatıyorum, belim devamlı tutuk.
Bak sana bir şey söyleyeceğim kokarca. Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim kokarca. Senin gibi arkadaş olmaz olsun. Taşıyorsun yalan işte. Vay arkadaş ya. Bunları da bir kurcalayan var mı ya? Benim hayatımda ne eksik biliyor musun? Erkek? Yani evet o da ama esas benim gay bir arkadaşa ihtiyacım var kesin. Gay mi? Gay derken yani... Eşcinsel canım. Top! Ay bildiğiniz top. Yumuşak yani. Ay ne yapacaksınız hayatınızda bir yumuşağı Allah aşkına? Gay Vildan, gay. Biz onlara kısaca gay diyoruz. Çok ayıp. Ayrıca sen hiç gazete okumuyor musun? Çok in şimdi gayler. Her şey onlarda. Moda, edebiyat, sinema, müzik, dans, tiyatro hepsi. Düşünsene. Gay bir arkadaşım olsa of. Onunla alışverişe çıkarım. Oturup Ajda Pekkan dinlerim. Örgü öreriz. Sonra underground partilere gideriz. Adam kaldırırız oradan birlikte. Sonra bir gün belki kazara cinsel bir ilişkimiz olur. Oradan ben hamile kalırım. Sonra doğururum çocuğu. Birlikte büyütürüz. Çok modern bir çift olarak. Ayrı ayrı takılırız ama. Sonra çocuk büyüyünce ünlü bir iş adamı olur. Gider yurt dışına yerleşir. Bir gazeteciyle evlenir. Herkes bizden bahseder. Çok trendi bir şey olur bu. Selam. Selam. Dırdırın, dırdırın. İti an, çomağı hazırla. Ne haber Şerri? İyi. Biz de şeyden bahsediyorduk, şu Beyoğlu'ndaki gay yürüyüşünden. Aa, sahi mi? Bir dahaki sefere kesin ben de katılacağım. Destek olmak lazım gaylere. Hande Yener iyi yapıyor. Hande Yener mi? O gitsin kendine destek olsun be. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Kendini bu kadar yakın mı hissediyorsun gaylere? Tabii ki. Ama şey değil, ben kendim eşcinsel değilim de... ...çok derinden bir yerden etkiliyor beni bu tür. Tür mü? O ne be? Elfler, hobbitler, geyler. Onlar tür değil ki. Tabii değil canım. Şey diyorum yani hani ortak zevkler falan. Ajda Pekkan mesela sever misin? Ajda... tamam da... ...bence Fatih bir olay. Ürek. Hı hı. Hafta sonu bir parti versek ya. Bizim kızlar, sizler falan. Ben tiramisu yaparım çok güzel. Şarap içeriz, likör içeriz. Hayvan erkekleri çekiştiririz. Çok güzel olur. Siz yapın ama ben gelemeyeceğim. Bu hafta sonu programım çok dolu. Arkadaşlarla Galatasaray maçını izleyeceğiz. Ne? Düşünsene. Bir sürü kıllı adam kısacık şortlarla oradan oraya koşturuyor. Terli vücutlar, kaslı kollar, bacaklar. Gol olunca üst üste sarılmalar, öpüşmeler, sırt sıvazlamalar. Gerçek bir şöyle, dayanamayacağım ben. Bir şey soracağım sana. Senin bir sürü ünlü arkadaşın vardır şimdi ha? Açıkçası var tabii. Sporcular, sanatçılar falan. Daha çok sporcu. Ne yapıyorsunuz peki? Nasıl şey yapıyorsunuz? Yani nasıl eğleniyorsunuz? Sen beni ne sanıyorsun be? Git başından, süslü. Açıkça söylesene. Erkekleri elimizden aldığımız için siz monoşlardan nefret ediyorum desene. Bak nasıl rahatlayacaksın. Oh, rahatladım. Bari. Ay sizin yumuşak bayağı bir sert çıktı. İşte ne beklenir? Üçüncü tür. Selçuk. Selçuk bana yardım eder misin? Bu gerçekten çok ağır. Ya ne olursun kusura bakma, bak ellerim dolu. Hemen sonra Ali Kemal gelecek, biz çıkacağız. Ben senin bilgisayarındaki MSN'i bir kapatayım da görsen. Ya kapatırsan kapat. Ben cepten 3G teknolojisine geçmişim. Gelirim, götürürüm, giderim. Of, içimde acayip bir boşluk var benim. Ne yapsam ben, bir modacıyla falan mı tanışsam? Ya da acaba içimdeki boşluk spiritüel mi benim ya? Ben Reiki'ye falan mı gitsem? Enerjim enerji. Çok trençimiz zaten. Ay anam, yani pardon da bence sizin Cemil İpekçiniz gelmiş. Vallahi ben spiritüel mi spiritüel bilmiyorum ama varsa boşluk itinayla doldururum. Çapsız. Aman be. Kimse insanlık yapmaya da gelmiyor.